Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin en uzun soluklu havacılık ve turizm programı Airport'a hoş geldiniz. Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk Boeing 787 tarihi bir uçuşa imza attı. Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen rüya uçak ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. Özel uçuşta neler yaşandı? Yeni teknolojiyle üretilen uçaklar hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Airport'un uçuş rotası, zengin tarihi, eşsiz lezzetleri, samimi insanları, birbirinden özel plajları ile yaz ve bahar ayları için vazgeçilmez bir tatil adası olan Midilli. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konukları, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgehan Yılmaz. Havalimanlarını kullanan yolcu sayısı açıklandı. Haziranda kaç uçak teslim edildiği belli oldu. Airport başlıyor. Yolları filosuna katılan en yeni uçak Boeing 787-9 tarihi bir uçuşla hizmete başladı. Şehit Eren Bülbül'ün anısına Maçka ismi verilen rüya uçak ilk seferini İstanbul'dan Trabzon'a yaptı. İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon Havalimanı'na gerçekleştirilen TK-4900 sefer sayılı özel uçuşa, başta Eren Bülbül'ün ailesi olmak üzere şehit aileleri, milletvekilleri ve ünlü isimlerin de aralarında olduğu yaklaşık 300 yolcu katıldı. İlk sefere katılan yolcuları Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı uğurladı. Bizim için her bir uçuşumuz değerlidir, kıymetlidir. Ve tüm yolcularımız ayrı ayrı değerlidir. Arkadaşlar, bugün yalnız biraz daha farklı ve anlamlı bir uçuş yapıyoruz. Bugün sadece ne bir şehre, bugün sadece ne bir havalimanına uçuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül'e uçuyoruz. En yeni teknolojiye sahip 787-9 Dreamliner, sosyal medyada kampanyaya destek olan vatandaşların da yolcuları arasında yer aldığı anlamlı uçuş için saat 10.20 sıralarında İstanbul'dan havalandı. Tarihi uçuşta kokpitte kaptan pilotlar Öner Samyel ve Mehmet Volkan Tasan yer aldı. Yolculara kabin amiri Hakan Demir yönetimindeki ekip hizmet verdi. Kaptan pilot Öner Samyel, Trabzon'a alçalma sırasında yaptığı anonsla yolculardan alkış aldı. İyi ki varsın Eren. Trabzon'a inen 787 su takıyla karşılandı. Hemen ardından havalanan Türk Yıldızları selamlama uçuşu yaptı. Türk Hava Yolları Boeing'e 25'i kesim, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet 787-9 siparişi verdi. Yeni nesil teknolojiye sahip uçağın kabin tasarımı yenilikleriyle dikkat çekiyor. Dreamliner, elektronik olarak karartılabilen daha geniş uçak penceresine, özel aydınlatmaya ve geniş başüstü bagaj alanına sahip. Ağustos sonuna kadar toplam 6'ya ulaşacak olan 787'ler, 30'u business, 270'i ekonomi olmak üzere 300 yolcu kapasiteli. Tamamından koridora çıkış olanağı sunulan 112 santimlik koltuk aralığı bulunan business koltuklar, 180 derece tam yatar yatak haline gelebiliyor. Business sınıfta daha fazla şahsi alan imkanı sağlayan eşleştirilmiş orta koltuklar ve yeni tasarlanan koltuk paravanı yer alıyor.
Ayrıca 18 inçlik HD video ekranı ve dokunmatik özellikli kumanda ile kabin içi eğlence sistemine kolay erişilebiliyor. Ekonomi sınıfındaki koltuklar ise Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretildi. Havayolunun ilk alacağı 6 uçakta 12 inçlik ve sonrasında 13 inçlik geniş HD eğlence sistemi yer alıyor. Ayrıca ekonomi sınıfında fonksiyonelliği arttırılmış dergi cepliği, 15 santim arkaya yaslanma ve 79 santim diz mesafesi seyahat konforunu arttıracak yeniliklerden. Boeing 787 Dreamliner %51 kompozit gövdeli ilk yolcu uçağı olarak adını 2007'de duyurdu. Teknolojisiyle oldukça ilgi çeken uçak, kompozit gövdesiyle de operasyon maliyetlerinde ciddi anlamda tasarruf vaat ediyordu. İlk uçuşunu Aralık 2009'da yapan uçak, yapımcımız Güntay Şimşek'in de yer aldığı törenle, Ekim 2011'de ilk müşterisi Japon All Nippon Airways'e teslim edildi. Yeni teknolojilerle daha tasarruflu uçan Dreamliner'lar 8, 9 ve 10 olmak üzere 3 farklı konfigürasyonda üretiliyor. Bugüne kadar 1440 sipariş alan 787'lerin 840'ı teslim edildi. Türk Hava Yolları 787 Dreamliner gibi en yeni teknolojiye sahip bir başka yolcu uçağı olan Airbus A350'leri de filosuna katacak. Avrupalı uçak imalatçısı Airbus tarafından 787'ye alternatif olarak geliştirilen A350XWB ilk uçuşunu Haziran 2013'te yaptı. İlk müşterisi Qatar Airways'e Ocak 2015'te teslim edilen A350 kompozit gövdeli ikinci yolcu uçağı oldu. %53'ü bir tür plastik olan malzeme karışımlarından üretilen A350 ailesi 900 ve 1000 olmak üzere iki model olarak üretiliyor. Daha önce duyurulan A350-800 modeli ise talep azlığından programdan çıkarılmıştı. Türk Hava Yolları'nın da 25'i kesim 5'i opsiyonlu toplam 30 adet sipariş verdiği A350 ailesinin 900'leri 713, 350 binler ise 180 sipariş aldı. Yeni uçaklardan 278'i hava yollarına teslim edilmiş durumda. Boeing 787'ler gibi yeni kabin tasarımına sahip olacak A350'lerin önümüzdeki yıldan itibaren filoya katılması planlanıyor. Zengin tarihi, eşsiz lezzetleri, samimi insanları, birbirinden özel plajları ile yaz ve bahar ayları için vazgeçilmez bir tatil adası. Airport bu hafta sizi ülkemize yakınlığıyla bilinen Ayvalık'ın karşısındaki Yunan adası Midilli'ye götürüyor. Barbaros Hayrettin Paşa'nın doğduğu, Namık Kemal'in sürgün edildiği adada keyifli bir maceraya hazır mısınız? Midilli yolculuğumuz Aegean Hava Yolları ile İstanbul Havalimanı'ndan başlıyor. Yaklaşık bir saat süren seyahatimizin ardından Atina Eleftherios Venizelos Havalimanı'na teker koyuyoruz. Bir saat bekleyip bizi Midilli'ye götürecek olan uçağımıza geçiyoruz. 45 dakikalık bir uçuşun ardından Mitilene Havalimanı'nda yolculuğumuzu tamamlıyoruz. Midilli, Girit ve Eribos'dan sonra Yunanistan'ın coğrafi olarak en büyük üçüncü adası. Bu sebeple adayı hakkını vererek gezmek isteyenlerin 5-6 gün ayırması gerektiğini hatırlatmakta yarar var. Ayvalık'tan feribot seferleriyle oldukça kolay ulaşılabilen adada feribotun yanaştığı yer adanın başkenti Midilli'nin. Bizim Midilli olarak adlandırdığımız ve çoğu kez Lesbos olarak kullanılan adanın orijinal Yunanca ismi Lesbos.
Tarih boyunca çalkantılı dönemler geçiren ve çok çeşitli halkların ikamet ettiği ada 1462 yılında Osmanlılar tarafından fethedilmiş. 1914 yılında Londra ve Atina anlaşmalarına göre Yunanistan'a devredilen adaya barış nihai olarak 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1944 yılında gelmiş. 1630 kilometre kare alana, 370 kilometre sahil uzunluğuna sahip Midilli Adası'nın toplam nüfusu yaklaşık 100 bin. Midilli'nin çeşitli bölgelerinde 450 yıllık Osmanlı döneminden kalma çok sayıda eser bulunuyor. Günümüze ulaşmış cami, hamam ve medrese ise kısıtlı sayıda. Adanın başkenti Midilli'de, çarşının merkezindeki Ermur Caddesi'nde görülebilecek olan ve adadaki en büyük cami, Yeni Cami ve çarşı hamamı kolay ulaşılabilecek eserlerden. Bu iki yapı 2. Mahmut döneminde inşa edilmiş. Cami ve hamam, Midilli'nin en zengin Müslüman ailesi olan Kulaksızzadelerden Mustafa Ağa tarafından 1825 yılında yaptırılmış. Şu anda arkeolojik kazılar gerçekleştirildiği için avluya bile girmek yasak. Midilli'deki keşif yolculuğumuzu başkentin 45 kilometre dışında bulunan Polinitos kaplıcalarıyla sürdürüyoruz. Volkanik geçmişi adaya pek çok kaplıca kazandırmış. Bu kaplıcaların kalça ve kas ağrıları, romatizma, safra kesesi, kadın hastalıkları, nevralji gibi rahatsızlıklarda iyileştirici özellikleri biliniyor. Sağlık sorunu olmayanlar için de mermerden sıcak bir havuz içinde yüzmek oldukça keyifli bir deneyim. Kaplıcaları ve etrafındaki taş evleriyle ünlü Polinitos kasabasına gelmişken, ünlü Vatera plajına uğramadan olmaz. 7.8 kilometre uzunluğa sahip plajda aralıklı olarak birçok sahil tavernası ve beach club sıralanmış. Vatera plajında biraz serinleyip günün yorgunluğunu atıyor ve kasabanın organik ürün yetiştiren samimi insanlarına selam verip günü tamamlıyoruz. Adada ikinci günümüzü batı yakasına ayırıyoruz. Hedefimizde Sigri, Eressos ve Kallone kasabaları var. Virajlı yollardan ilerleyip ilk olarak Sigri'ye ulaşıyoruz. Hayli küçük bir yerleşim olan kasaba kalabalıktan uzak ve huzurlu. Biz Sigri'de önce küçük teknemize binip Nisiopya adasında bulunan Fosil Orman Parkı'nı keşfediyoruz. Bölgedeki bitki örtüsü 20 milyon yıl önce volkanik hareketler sonucu lav ve küller altında kalmış. Yeraltı sularının ve minerallerin etkisiyle başkalaşım geçiren bitkiler, bugün taşlaşmış orman parkı adı verilen bu alanı oluşturmuş. Yüksekliği 7 metre, çapı 8,5 metre olan ve 20 milyon yaşındaki Avrupa'nın en büyük fosilleşmiş ağaç gövdesi de burada sergileniyor. Bu gövde aynı zamanda dünyada korunmuş en büyük fosil örneklerden biri olarak kabul ediliyor. Artık ada tarihinde çok önemli bir yeri olan ve tüm zamanların en büyük lirik şairi Safo'nun memleketi Eressos'a gitmeye hazırız. Kasabanın sahil tarafına yöneliyoruz. Birbirinden leziz yemek seçenekleriyle tavernalar, renkli hediyelik eşya dükkanları arasında ilerleyip kasabanın küçük meydanında bir anıt gibi dikilmiş Safo heykeline ulaşıyoruz. Daha sonra ise Eressos'un özel plajlarında serinlemeyi ihmal etmiyoruz. Yunanistan'da zeytinyağı arıyorsanız en kaliteli yağları Midilli Adası'nda bulabilirsiniz. Adanın en önemli geçim kaynaklarından biri zeytincilik. Yemekten ziyade yağ için zeytin üretimi yapılan adada 11 milyon zeytin ağacı olduğu tahmin ediliyor. Biz de bu bilgiler ışığında güne enteresan bir deneyimle başlıyoruz. Aya Paraskevi kasabasında bulunan, şu anda müze olarak hizmet veren, çok iyi korunmuş eski bir zeytinyağı üretim tesisini geziyoruz. Ziyaretçilerine zeytinin işlenmesi ve ticareti hakkında bilgiler veren müzenin girişinde insanı rahatlatan bir atmosfer yaratılmış.
eski zeytinyağı ambalajları, yağların muhafaza edildiği yerle bütünleşik küpler ve üretim aşamasına dair tüm detaylar müzede sergileniyor. Son olarak zeytinyağının tadına bakıp müzeden ayrılıyoruz. Midilli'nin kültürüne ait geleneksel üretimlere baktığımızda çömlekçilik sanatının azalarak da olsa devam ettiğini görmek mümkün. Adanın kuzeydoğusunda bulunan Mantamados kasabası da adada çömlekçilik zanaatının en fazla sürdürüldüğü yer. Adını mandadan alan ve denizden uzak bu kasabada 1950'li yıllarda 60 adet seramik atölyesi bulunduğu anlatılıyor. Biz de 4 kuşaktan bu yana babadan oğula geçen üretimin sürdüğü bir atölyeye konuk oluyoruz. Atölyede üretim ailenin tüm fertleri arasında iş bölümü şeklinde devam ediyor. Tornada şekillendirme baba tarafından yapılırken dekorları anne ve kızı uyguluyor. Bir süre burada ailenin üretim sürecini izliyor ve yönümüzü yine Mantamados kasabasında bulunan Taksiyaris Manastırı'na çeviriyoruz. Midilli'nin en büyük ibadet alanlarından biri olan manastırın inşası Bizans dönemine dayanıyor. 1462'de ada Osmanlılar tarafından ele geçirildiğinde boşaltılan manastır, 1879 yılında bugünkü şeklini almış. Manastırdan ayrılıp Molivos'a doğru yola çıkıyoruz. Molivos'u ilk olarak tepede bulunan kalesinden keşfediyoruz. Orta Çağ'dan kalma yapı, Midilli Adası'nın ikinci büyük kalesi. Adanın kuzey tarafına hakim olan kale, Bizans döneminde antik Mitimna Kalesi'nin kalıntıları üzerine inşa edilmiş. 1373 yılında tamamlanan kale, Osmanlı döneminde birçok değişikliğe uğramış. Kırmızı ve kahverengi bazalt taşlarla inşa edilen ve 10 tane yüksek kuleyle çevrelenmiş olan kale, güçlü duvarlarıyla öne çıkıyor. Osmanlı döneminden izler de taşıyan kaleyi keşfedip, kasabayı da tepeden gözledikten sonra yürüyerek dar sokaklardan Molivos'un merkezine iniyoruz. İnerken Molivos yemek festivali olduğunu öğreniyoruz. Festival için bir araya gelen Molivoslu kadınlar şarkılar eşliğinde özellikle düğünlerde ikram edilen badem ezmesinden yapılan yöresel bir tatlıyı birlikte hazırlıyor. Şimdiki durağımız ise Midilli'nin en şirin köylerinden biri Ayasos. Daracık sokakları, Arnavut kaldırımları ve renkli evleriyle Balat'ı andıran bu şirin köy, insana adeta yaşama sevinci veriyor. Şirin kafelerden birinde oturup Yunan kahvesinin tadına bakmaya karar veriyoruz. Enerjimizi toplayıp Ayasos'un dar sokaklarını arşınlıyoruz. Ayasos'la birlikte Midilli keşfimiz sona eriyor. Sizi adadan en özel görüntülerle baş başa bırakıyor, önümüzdeki hafta karşınıza dünyamızın bir başka güzel noktasını getirmek üzere yolumuza devam ediyoruz. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Antalya Havalimanı'ndayız. Bu hafta Antalya'yı konuşacağız. Antalya Havalimanı'nın iki genel müdürü var. İki genel müdür de bizi Antalya Havalimanı'nda gezdirecek, dolaştıracak, bilgi verecekler. Fraport adına Bilgehan Bey ve TAV adına Deniz Bey ile havalimanı dolaşacağız. İki genel müdürden bilgi alacağız. En son buranın ortaklığına Fraport'la beraber katılan TAV'la birlikte iki kuruluş, Alman ve Türk tarafı neler yaptılar, havalimanına nasıl dokundular ve önümüzdeki yıllarda planları nedir?
bu yıl ne kadar turist ağırladılar, ne gibi değişiklikler oldu, bunları konuşacağız ve havalimanını dolaşacağız. Buyurun gezelim. Evet Deniz Bey. Fraport TAV işletmeciliğindeki Antalya Havalimanı'nda ilk konuğumuz Genel Müdür Deniz Bey. Deniz Bey TAV tarafını temsil ediyor ve buraya yurt dışından başka bir ortaklık yapısından geldi. Merhaba Deniz Bey. Merhaba, yani hoş geldiniz. Ortaklık yapısından geldi diye altını çizmemin sebebi bu konuda tecrübelisiniz. Burada da iki ortak var. Yaklaşık 14 aydır Antalya'dasınız. Yani TAV olarak buraya ortaksınız. TAV'ın buraya ortak olmasının sonrasında ne gibi adımlar attınız, neler değişti? Tabii biz geçtiğimiz yılın Mayıs ayında TAV olarak buraya ortaklığımız resmileşti. O günden itibaren bizim ilk hedefimiz 2018 yılı içerisinde bulunduğumuz sezonu gözlemlemek. Dedi ki biz TAV olarak buraya dahil olduk, şimdi yapacağımız iyi bir gözlem yapmak. Eksiklerimiz nelerdir? İlave buraya katma değerimiz ne olabilirle ilgili olarak ciddi çalışmalar başlattık. Devamında yıl bitmeden bunları hayata geçirelim istedik. Zira bildiğiniz üzere 2018'i bir rekor yılla kapattık. Dış hatlarda %30'un üzerine bir büyümeyle kapattık yılı. Dolayısıyla bu bizim için hem çok sevindirici ama aynı zamanda ciddi tedbirlerimizin almamız gerektiğini gösteren bir yıl olmuştu. Dedik ki yıl bitmeden 2019'a ciddi bir şekilde hazırlanmamız lazım. Dolayısıyla biz de yıl bitmeden tüm çalışmalarımızı ona göre hazırladık. Biz yola başlarken bunu dedik. Biz iki büyük dünya devi olarak burada yapabileceğimizin en iyisini yapmak zorundayız. Dolayısıyla başlangıçta da işte dediğim gibi temelde bunlara dikkat alarak ciddi yatırım planlarımızı, ciddi iyileştirme planımızı birlikte yaptık. Her ne kadar farklı kültürlerden gelsek bile uzun yıllardır bu sektörün içinde olduğumuzdan siz de çok iyi bilirsiniz ki dünyanın çeşitli yerlerinde aynı sektörde olup da büyük devler bir araya gelip ciddi ortak işler yapıyorlar. Burada da aynısını görebilirsiniz. Her iki tarafın ciddi deneyimlerini bir araya getirerek Antalya'yı çok çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Şimdi ondan eminiz, çalışıyorsunuz da ama Antalya'nın diğer havalimanlara göre de bir farklı konumu var. Yani burada 6 ay çok yoğun bir sezon yaşanıyor. Gelen işte evet. Misafir mi dersiniz, yolcu mu işte %70-80'li bu 6 aylık dilimde yapıyorsunuz. Herhalde bundan sonra sizin atacağınız adımlardan birisi işin bu tarafıyla ilgilenmek. Yani diğer o zayıf olan 6 ayı nasıl hareketlendiririz? Nedir orada mesela projeleriniz, planlarınız var mı? Size destek olarak arka planda kimler çalışıyor? Bizler Avrupa Havalimanları Konseyi'nde dünya Avrupa'nın en büyük 14. havalimanıyız. Ama listenin ilk 13'ünde baktığımızda bizim gibi %80 operasyonunu yaz ayında yapan hiçbir havalimanı yok. Çünkü hal böyle olunca bizler de oturup yine ortağımızla bir fikir tartışmasına girdik. Dedik ki kış sezonumuzda da bir çalışma yapalım. Ve günün sonunda ciddi bir pazarlama ekibi oluşturarak bu yönde çalışmalarımızı başlattık. Buradaki ilk hedef bir teşvik programı adı altında hava yollarının daha çok yolcu getirmesini sağlamak. Yapmış olduğumuz iyileştirme yani teşvik programı kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar bize çok olumlu geri dönüşler sağladı. Bizler %50'nin üzerinde bir önceki yılın kış sezonuna kıyasla yolcu da artış sağladık. Bu çok önemli bir detaydı. İlk denememizde başarılı olduk. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Fakat bunu bile şekillendirmek de istiyoruz. Bizim yılın iki ayını yurt dışına geçiren bir pazarlama ekibimiz var. Bu pazarlama ekibi dünyanın birçok yerini gezip Antalya ilave yolcu nasıl getiririz'i araştırmakla görevli. Evet. Arkadaşlarımız yakın bir geçmişte Hindistan'a gittiler. Oradaki bütün ileri gelen bütün tur operatörleriyle görüştüler. Sonuç inşallah önümüzdeki... Yani farklı pazarları açtılar. Aynen aslında. Öyle. Biraz sürpriz de aslında. Evet. Yani klasik bir Avrupa, klasik bir Rusya. Rusya pazarından ziyade hiç kimsenin tahmin etmediği ama büyük potansiyeli olan Orta Doğu ve daha uzak Hindistan, Çin gibi destinasyonları dikkate aldık. İlk etapta bu kış Hindistan olarak belirliyoruz. Hindistan'dan haftanın belli günleri, belli uçuşlar sağlayabilirsek bu bizim için ilk etapta ciddi bir başarı olur. Peki Hindistan pazarına çalıştınız. Oradan evet. Buraya kışın bir akış olsun istiyorsun. Havayolları gelsin. Aynı zamanda Türk havalarının da Antalya'yı değişik ülkelerin başkentlerine veyahut da yoğun olan merkezlerine bağlayan tarifeli seferleri var. Kesinlikle. Biraz bu THY'nin bu
aktivitesinden, aksiyon almasından bahsedebilir misin? Burayı direkt bağladığı zaman işte Moskova, Londra gibi önemli yerlere. Kesinlikle. Kışın nasıl bir hareket bekliyorsun? Biliyorsunuz Türk Hava Yolları bayrak taşıyıcımız bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde. Bugüne baktığımızda sadece bu yıl için onun üzerinde yeni tarifeli destinasyonlar sağlamış durumda. Bunlardan bir tanesi Londra ama bir diğeri Riyad mesela. Yani farklı coğrafyalardan farklı mesafelerde olan yerleri Türk Hava Yolları direkt Antalya'ya bağlıyor. Bugüne baktığımızda ilk 6 ayda sadece İngiltere'den %28'lik bir büyüme sağlamış. Bir de Sun Express var tabi. Antalya merkezli bir hava yolu. En fazla Antalya Havalimanı'na yolcu getiren işte %13'ler seviyesinde. Sun Express'e ilave olarak THY, Sun Express, bunların dışında da böyle dış hattan buraya direkt uçma çalışması olan ve bunu da 12'ye yaymak isteyen hava yolları söz konusu mu? Kesinlikle. Sun Express bizim bir numaralı taşıyıcımız burada. Onlar da bu yıl ciddi yeni destinasyonlar, yeni hatlar açtılar. Onlar da tabii dediğim gibi bir numara oluşundan kaynaklı bize en büyük destekçimiz. Ama size başka bir örnek de vermek isterim. Örneğin Katar Hava Yolları. Geçtiğimiz yıl bu dönem haftada sadece 2 tane uçuşları varken bugün Temmuz ayında, 2019 Temmuz ayında bunu 5'e çıkartma planları içerisindeler. Bugün hali hazırda haftada 4 kez uçuyorlar ama bunu 5'e çıkaracaklar. Bu şunu da gösterir. Sadece Türk bayrak taşıyıcıları değil, aynı zamanda Katar gibi dünya devi hava yolları da Antalya'ya ciddi ilgi gösteriyor. Çünkü bu sadece deniz, kum ve güneşten oluşmayan, aynı zamanda ciddi bir doğaya hakim olan, ciddi bir tarihi olan bir destinasyon Antalya. O zaman Türk Hava Yolları tarifeli uçuyorsa, Katar gibi hava yollarda ilgi gösteriyorsa, buraya demek ki iş jetiyle gelecek yolcular da olacak önümüzdeki yıllarda. Dolayısıyla bu havalimanının business yolcuları da olacak. Yani üst segment yolcunuz da olacak. Bunlara yönelik ne gibi bir pozisyonunuz söz konusu? Bizim tüm terminallerimizde lounge'larımız mevcut. Bu özel business yolcuları için hizmet verdiğimiz lounge'lar. Bir de bizim terminalimizin dışında business lounge dediğimiz CIP terminalimiz var. Yine genel havacılık yani özel jetiyle gelen yolcularımıza hizmet verdiğimiz bir lounge terminalimiz. Buraları tamamen A'dan Z'ye yeniledik. Sonra döndük terminale. Lavabolarımız, tuvaletlerimiz, mescitlerimiz, geçiş noktalarımız, restoranlarımız. Bunlarda tamamen köklü iyileştirmeler yaptık. Bir de bunun yanında biliyorsunuz geçtiğimiz yılı %30 üzerinde bir büyümeyle tamamladık. Ve bu yıl ilk 6 aya baktığımızda %15 üzerinde bir büyüme sağlandı. Biz de tedbirimizi geçen seneden almıştık. Dedik ki terminallerimizde sıkışma yaşayabileceğimiz yerlerde ciddi yolcu konforunu iyileştirmeye yönelik yatırımlarımız olsun. Biz bunları tamamını yaz sezonu başlamadan bitirdik. Şu anda örneğin Terminal 2'de yolcularımızı ilave gezme alanı olması adına ilave 1000 metrekarelik yürüyüş alanı yarattık. Deniz Bey başarılar diliyorum. Fraport, TAV ortaklığı uzun yıllar devam etsin diyeceğim ama 2024'e kadar ihale süresiniz var. Ondan sonrası için belki açılan ihalede de devam edersin. İnşallah ama bizim dediğim gibi sözleşme sonundan ziyade biz her gün özel bir gün olarak belirleyip yolcularımıza en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bununla da başarılı olabiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Fraport TAV işletmeciliğindeki Antalya Havalimanı'nda bu sefer konuğumuz Fraport tarafının, Almanya tarafının genel müdürü Bilgehan Bey. Bilgehan Bey merhaba. Merhabalar. Şimdi siz de yakın sürede göreve başladınız Antalya'da. Burada uzun yıllardır Fraport zaten var. Siz de uzun yıllardır havacılık sektöründe değişik kategorilerde çalışmış birisi olarak Antalya'dasınız. Öncelikle bize bir Antalya'nın şöyle bir fotoğrafını çekebilir misiniz? Turizmin çok yoğun yaşandığı bir şehirdesiniz ve daha önce çalıştığınız hiçbir havalimanıyla da benzeşir yanı yok. Kesinlikle öyle Güntay Bey. Şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye gelen turist sayısında İstanbul'dan sonra ikinci numarada Antalya Havalimanı vardır. Ve bu bizim ülkemiz adına ve turizm için çok önemli bir unsurdur ve çok önemli bir faktördür. Biz bunun her zaman bilincindeyiz ve bunun doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz, hareket ediyoruz. Sezonda bizim 6 ay içinde Mayıs-Ekim arasında trafiğin %80'ini yaşıyoruz.
ve yaz aylarında bir yoğunluk yaşıyoruz bu havalimanında. Dolayısıyla sizin önünüzde en önemli handikaplardan birisi veyahut da herhalde üzerinde çalıştığınız konu, kışın buranın yolcu sayısını, turist sayısını nasıl artırabiliriz? Herhalde bu yönde biraz çaba mı harcıyorsunuz? Kesinlikle. Sayın Valimizin de desteğiyle birlikte bu konuda çalışmalarımız oldu geçmişte. Ve biz havalimanı olarak iyi komşu olmak istiyoruz. Çevremize de katkımız olsun, ilimize, turizme, ülkemize de katkımız olsun diye çalışmalar yaptık. Ve bunun bir sonucu da kış sezonunda, yani Kasım ayından sonra 6 aylık bir süreçte hava yollarına bir teşviklerimiz olmuştu. Ciddi bir teşviklerimiz oldu. Bunun sayesinde mesela geçen kış sezonunda, ondan önceki kış sezonuna kıyaslarsanız ciddi artışlar olmuştur yolcu sayısında. Ve bunlar da Antalya'mıza kazandırmış oldu. Peki neler yaptınız da arttı bu yolcu? Hava yollarında teşviklerimiz oldu. Onlar daha karlı bir operasyon olunca onlar da tabii ki farklı destinasyonlara yöneliyorlar. Biliyorsunuz hava yolları farklı destinasyonları kıyaslayıp karar veriyorlar. Hangi uçaklara, hangi seferlerde, hangi destinasyonlarda çalışacaklar. Kullanırsak daha verimli olur. Tabii ki. Kış aylarında geçmişte görmediğimiz bir golf turizmini gördük. Evet. Bu geçen kış sezonunda. Çok bu konuda çok aktif otellerimiz var buralarda ve bundan da biz de faydalandık. Galiba tabii. Geçen kış artış sebeplerinden birisi golf. Bu kültür turizminin etkisi var mı? Tarihi yerleri ziyaret. Tabii ki. Şimdi spor aktiviteleri. Evet, spor kulüpleri de kamp için Antalya'ya geliyorlar Avrupa'dan. Biliyorsunuz kış aylarında Avrupa'da o kadar iklim müsait olmuyor. Antalya'da oluyor. Bunun farkındalar ve müthiş bir yatırımla burada güzel güzel oteller geliştirildi. Bunları da kullanıyorlar. Antalya'ya gelen turistlerin profillerine baktığımızda daha önceki yıllar Almanya bir numaraydı ama son yıllarda Rusya bir numaraya çıktı. Ama tekrar Almanya'da ciddi bir atak ve büyüme var. Biraz Almanya pazarını değerlendirebilir misiniz? Bildiğiniz coğrafyayı, bildiğiniz pazarı. Almanya'da biz Alman turistleri yaz aylığında ağırlıklı olarak geliyor. Yalnız kış aylarında da gelen turistlerimiz var Almanya'dan yoğunlukla. Mesela bu Rus pazarından çok farklı. Şimdi Haziran sonu ayı itibariyle baktığımız zaman Rus turistlerin yarısı Haziran ayında gelmiş. Ocak-Mayıs arasında gelen Rus turist sayısının aynısı Haziran'da gerçekleşmiş. Alman turistlerinde böyle bir durum yok. Onlar kış aylarında gelir. Kültür turizmi de çok yapar Alman turistleri. Evet. Onların mesela Haziran ayında %30-25 ile %30'u arasında gelmiştir. Yıl itibariyle gelen yolcu sayısı hakkında. Bir de Antalya mesela bir İstanbul Sabiha Gökçen veyahut da İstanbul Havalimanı gibi değil. Onun altını çizmiştik. Bu sebeple de buraya gelen hava yolları da çok farklı. Taşıdıkları yolcu oranlar da farklı. Biraz bu havayolu sayısı, adedi, nereden, hangi tür havayolları geliyor, onlardan bahsedebilir misiniz? Antalya havalimanımızın diğer havalimanlarından farklılığı gerçekten de büyük bir havayolun olmaması. Sadece tek bir büyük havayolunun olmamasıdır. En büyük müşterimiz Sun Express'tir ama onun pazar payı nedir? Pazar payı %13'tür. Evet. Yüksek bir rakam değildir. İstanbul'da bu farklıdır. Türk Hava Yolları'yla farklıdır. Sabiha Gökçen'de bu farklıdır. Orada iki tanedir. Yani böyle çok farklı bir durum gerçekten Antalya Havalimanı'nda. Burada 140'tan fazla havayolu hizmet sundu geçen sene. Bu sene bunu da aşabiliriz. Ama galiba Türk Hava Yolları'yla bir yolcu kalitesinde de bir yükselme bekliyorsunuz diye düşünüyorum. Yani business yolcunuz olacak. Bu golf turizmine, kongre turizmine gelen yolcuda da bir herhalde farkındalık oluşturulacak. Dolayısıyla buna göre de havalimanı içinde de havalimanı tarafında da bir değişiklik, bir yaklaşım sergilemek gerekiyor diye düşünüyorum. Neler yapıyorsunuz? Tabii ki, tabii ki. Yatırımlarımızı yaptık, devam da ediyor bu konuda. Şöyle tanımlayalım, çok paralı turistler için farklı ürünler geliştirdik ve iyileştirmeler yaptık. Farklı, ayrıca bir CIP terminalimiz var. Oradan yolcularımız isterlerse... Hiç bu terminallere girmeden... Evet, hiç bu terminallere girmeden... gelenler... Evet, kendi jetleriyle gelip terminalden geçip hatta oraya kısaca uğrayıp ondan sonra helikopterle devam eden, oteline devam eden yolcularımız var. Antalya meydanına geliyor, evet. Buradan helikopterle
oteline gidiyor. Hiç evet. trafiğe takılmıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Türk Hava Yolları'ndan mesela farklı business class uçupta yolcularımız çok var. Onlar için de farklı farklı CIP lounge'larımızı geliştirdik ve onları yeniledik. Bu CIP terminalini kökten yeniledik. Her şey yenilendi. Koltuklardan her şey gerçekten değişti. Bu CIP lounge'larımızı da bir iyileştirme yaptık ve orada güzel bir yatırımla oraları insanlarımıza kazandırdık. Önümüzdeki yıllara yönelik planınız nedir? Burayı nasıl pazarlamayı düşünüyorsunuz? Yani bu kadar hizmet var, geliştiriyorsunuz. Bizim pazarlama ve ticaret takımımız çok güçlüdür. Kendileri yılda sürekli 20'den fazla eventlere katılıyorlar yurt dışında. Bunların birisi mesela ITB. ITB Berlin'de biliyorsunuz. Orada turizm sektöründeki paydaşlarla birlikte durumu değerlendirip ne yapabiliriz, ne edebiliriz, nasıl bir beklenti içinde herkes, bunları değerlendirip devam ettiriyoruz. Bunun haricinde tabii ki Antalya'mızdaki trafiği artırmak için bizim için destinasyonun pazarlaması önemli. Buna da ciddi katkılarımız oluyor. Sponsorluk yaptığımız yarışmalardan, bisiklet yarışı olsun, Ranatolia'da insanların yarıştığı eventler var. Bunların hepsine katkılarımız oluyor. Bunlara da destek sağlıyoruz. Tarihte ilk defa Fraport bir Türk kökenli Almanı mı diyelim? Evet. Doğru tabiri bu oluyor galiba. Doğru tabir. Türk kökenli Almanı ilk defa Antalya Havalimanı'na müdür olarak atadı. Demek ki sizden çok şey bekliyorlar. Evet. Ben de bu yükün farkındayım zaten. Bir farklı bir strateji Fraport için. Bence çok yerinde bir karar. Sonuçta insanlar ne kadar İngilizce konuşsa da iletişim çok önemli ve İngilizce ile her şey çözülmüyor. Evet. İnsan yine de kendi dilinde daha iyi ifade edebiliyor kendisini. Bu açıdan çok önemli. Ben de zaten bu açığı kapatmak için sürekli uğraşıyorum. Biz de size başarılar diliyoruz ve hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim Güntay Bey. Sağ olun geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi DHMİ Genel Müdürlüğü 2019 yılının ilk 6 aylık yolcu istatistiklerini açıkladı. Buna göre ilk 6 aylık dönemde havalimanlarını kullanan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %3,3 düşerek 94,8 milyon olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiği 49,4 milyon, dış hat yolcu trafiği ise 45,2 milyon oldu. İlk 6 ayda iç hat yolcu sayısı %12,3 düşerken dış hat yolcu sayısı ise %9 oranında arttı. Trabzon'da 13 Ocak 2018 tarihinde pistten çıkan Pegasus uçağının ilk kaza raporu hazırlandı. Rapora göre 162 yolcu ve 6 mürettebatın içinde bulunduğu uçağın kaptan pilotuna kule tarafından saat 20.19'da iniş izni verildi. Bu görüşmede kule tarafından ayrıntılı bilgi verildi. Kule inen uçağın bağlantısından pisti terk etmesini istedi. Rapora göre uçak küçük sapmalar, limit dışı yatış ile inişini yaptı. Daha sonra 2 numaralı motor gaz kolunun ileri hareketiyle %94'e kadar artan güç uçağın sürüklenmesine yol açtı. Sürüklenmenin etkisiyle yavaşlayan uçak pistten çıktı ve çamura saplandı. Raporda uçağın tüm evrakının tam olduğu ve son kaza raporunun beklenmesi de istendi. Dünya genelinde Haziran ayında teslimatı yapılan 110 uçaktan 35'i Asya Pasifik bölgesine gerçekleşti. Çin 13 teslimatla açık ara önde yer alırken Japon Hava Yolları'na 5 uçak, Hint ve Singapurlu Hava Yolları'na 4'er uçak teslim edildi. Haziran ayında Asya Pasifik bölgesi hava yolları en fazla 13 adetle Airbus A320neo ailesini filosuna katarken, Airbus A350-900'den 6 adet, Boeing 787-9'dan ise 4 adet teslimat yapıldı.